Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı İskandinav ülkeleriyle güvenlik zirvesi bugün Helsinki'de yapılıyor. Karşıda gördüğünüz gibi Norveç, İzlanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları var. Karşıda gördüğünüz üzerinde iki kişi de var binanın çatısında güvenlik için. En sağdaki sarı binada ise Cumhurbaşkanlığı ofisi, orada şu anda görüşmeler bitmek üzere. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Danimarka, İsveç, İzlanda ve Norveç başbakanları katılıyor. Finlandiya'nın dış güvenliği, yani dış ilişkileri genelde Cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor ve yönlendiriliyor. Bu da diğer 4 İskandinav ülkesinde başbakanlarla temsil ediliyor. Çünkü Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde ne var? Krallık var. Cumhurbaşkanlığı bu makamı bu ülkelerde yok. Evet, çok geniş güvenlik önlemleri alınmış. Buradaki pazar yeri hepten boşaltılmış. Yani kuş uçurtulmuyor. Burada gördüğünüz gibi her tarafta Finlandiya askerleri, bu karşıdaki gümrük sınır muhafızları ve karşıda gördüğünüz gibi sahil güvenlik de gemiyle orada. Halkı hiçbir şekilde yaklaştırmıyorlar. Biraz sonra toplantı bitecek. Evet, dünyaya Amerika Birleşik Devletleri yön veriyor. Ruslara karşı bir birlik var. İskandinav ülkeleri eskiden bu kadar Ruslara karşı sıkı bir karşıt değillerdi. Özellikle Finlandiya dünya tarihine, terim olarak da Finlandization dine geçmiş. Soğuk savaş yıllarında tarafsız kalmayı başarmıştı ama Avrupa topluluğuna girdikten sonra daha değişik davranmaya başladı. Ve Ukrayna savaşı sonucu da hiçbir zaman tahmin etmeyeceğiniz şekilde Finlandiya ve İsveç, ki bu ülkeler NATO karşıtı ülkelerdi, NATO'ya girmek için can attılar. Türkiye'yi belli bir süre bunları, bazı şeyleri yerine getirmesi için durdurdu. Önce Finlandiya'yı onayladı, sonra da şimdi İsveç'in NATO'ya girmesini onaylayacak. İskandinav ülkelerinde eskiden beri Rus karşıtlığı var. Finliler 2. Dünya Savaşı'nda 1939 yılının Kasım ayında Stalin Finlandiya'yı işgale yeltendi ki Almanya'nın anlaşması sonucunda Finlandiya'yı kendilerine almışlardı. Ama Finliler iyi bir, yoğun bir direnişle karşılık verince 1940 yılında Moskova Antlaşması yapıldı ama 41 yılında yeniden savaş başladı ve Finlandiya bu sefer Almanya'nın tarafında 2. Dünya Savaşı'nda kaybeden ülkeler statüsündeydi. Finlandiya topraklarının %12'si Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından alındı. Yani savaştan sonra onlara bırakıldı. $300 milyon da savaş tazminatı ödemeye mahkum edildi. Ama İsveç 1809 yılından bu yana hiçbir zaman savaşa girmemiş bir ülke. Bunun nedeni de Ruslar o zaman onları Finlandiya'dan da atmışlar ve yaklaşık 1809-1923, ondan sonra 2023 diyelim, ne oluyor? 214 yıldır savaş yüzü görmemiş bir ülke, NATO'ya en büyük karşıt olan ülke, en sonunda NATO ülkesi oluyor. Dünyada yarının ne olacağı hiçbir zaman belli değil. İşte gördüğünüz gibi karşıda dünyaya yön veriyorlar. Bizler de ne yapıyoruz? İzliyoruz. Ruslara karşı bir birlik var. Yarın öbür gün bu birlik başka tarafa da dönebilir. Bilemiyoruz yarının ne olacağını. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan Almanlar, İngilizler, Fransızlar, ki Almanlara karşı savaşan Fransız ve İngilizler ne oluyor? Şu anda dostlar. Yarının ülkeler arasında nasıl bir dostluk kuracaklarını bilmiyoruz ama bu arada insanlar ölüyorlar. Ukrayna'da da ölüyor, dünyanın başka tarafında da ölüyorlar. Savaş olmasın diye bizler her zaman temennilerde bulunuyoruz ama savaş geliyor.
ben bu olayları yıllardır takip ediyorum. Mesela Ukrayna'daki o devrim yapmaya çalıştılar, işte ayaklandılar. Ne oldu? İki tane Finli gazetesi diyor ki iki tane gülle diyor, ne gelmez diyor, devrim yapılmaz diyor. Ama orada ne oldu? Kırım ellerinden gitti. Sonra da Batılılar ne yaptılar? Seni NATO'ya alırız, seni Avrupa Birliği'ne alırız dediler. Rusya da bunun neticesinde saldırdı ve sonuçta buraya geldik. Yani burada sadece ben Rusya'yı suçlamıyorum. Buraya bu işin gelmesinde Batı ülkelerinde suçu var. Biliyorsunuz Rusya bile NATO'ya girmeye çalışmış ki o kadar güzel bir hale geldiydi. Soğuk savaş bittiydi. İnsanlar barış geldi dediler. Sonradan birileri yine ne yaptı? İşi savaşa getirdi. Evet. Sizler için burada kısa bilgiler verdim. Çünkü insan böyle seyredince karşıda dünya ne yapıyor? Amerika bugün dünyada süper güç. İskandinav ülkeleriyle beraber oturmuşlar. İskandinav ülkelerinin güvenliğini konuşuyorlar. Ama Finlandiya soğuk savaş zamanında bile ne yaptı? Rusya'nın işgaline uğramadan güzel bir taktikle Finlandization terimi de diplomasiye geçerek ne yaptı? Başarılı bir şekilde savaşsız işi bitirdi. Evet. Toplantı biraz sonra bitecek. Ondan sonra basın toplantısı yapacaklar. Çok geniş güvenlik önlemleri alınmış. Orada gördüğünüz gibi askeri araçta bekliyor. Polislerin geçince yol açıyor. Her taraftan tıkanmışlar. Nedeni de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Evet. Helsinki'den hepinize selamlar diyorum. Barış ve savaş olan ve savaşsız bir dünya temennisiyle. Bu arada şunu da belirteyim. Yani burada gösteri bir ufak tefek arkamda göstericiler de parkta vardı. İşte Amerikalı defol, işte bizim ülkemize karışma, silahlarını yerleştirmediğine pankratlar da vardı. Ayrıyeten de şu binanın arkasındaki beyaz kilisenin önünde de Biden'a hoş geldin diyenler, dini mesajla verenler de vardı ki bunları da böylece belirteyim. Evet, hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Jos teillä on jotain plakaatteja, jotta ette halua kantaa himaa, niin voitte jättää ne tähän tämän äänentoiston vuoksi, niin me annetaan ne sitten. Jenkki, go home! Päättyvät rauhan asemalle pahilaan. Jenkki, go home! Toplantı arkada yapılıyor. Tosiaan sitten oli, mutta tietysti me viemme tämmöisiä lappuja pieniä, niin ei ollut semmoinen kieli, oli semmoinen läpikuntaa.